Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 3 Haziran 2017 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Erzincanlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, gönül bağı etkinlikleri kapsamında Karakaya Köyü İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldiler. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Kız Yurdu ve Terzi Baba Erkek Yurtlarında kalan öğrencilerin katkıları ile gönül bağı etkinlikleri kapsamında Karakaya Köyü İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştular. Programa Vali Yardımcısı, Vekili ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Kayaka İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Dumlupınar, Kayaka Şube Müdürü Kayhan Ulusan, Terzi Baba Yurt Müdürü Turul Karagöz, Erzincan Kız Yurdu Müdürü Rahile Yalçınkaya ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan kız ve erkek öğrenciler katıldılar. Karakaya Gökbayrak İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 100 öğrenciye Kayaka Gönül Bağı etkinlikleri kapsamında buluşan öğrenciler ilköğretim öğrencilerine meyve suyu ve kek ikram ettikten sonra her öğrenci için götürdükleri ayakkabıları da hediye ettiler. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin getirdikleri 100 çift ayakkabıların öğrencilere dağıtılmasında hazır bulunan Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne ve öğrencilerine teşekkür etti. Karakaya köyümüzdeyiz, Üzümlü'de. Karakaya Köyü'nde okulumuzda öğrencilerimize beraber, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürümüze beraber güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Sağ olsun Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürümüz bulduğu hayırları burada köyümüzde öğrencilerimize dağıtıyor. Şu anda bütün okulumuzun öğrencilerine ayakkabı dağıtıyoruz. Ben Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah bu mübarek günlerde kendisine hayır dolu güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ise öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız hediyelerimizi çam sakızı, çoban armağanı olarak kabul etsinler. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum dedi. Öğrencilerimizle birlikte gönül bağı etkinlikleri kapsamında Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü'nde ve Üzümlü merkezde olmak üzere 330 çift ayakkabıyı öğrencilerimize dağıtıyoruz. Öğrencilerimizle beraber hazırladığımız hediyelerimizle onlara çam sakızı çoban armağanı olsun anlamında ve onların gönlünü kazanmak, onları mutlu etmek adına sosyal hayatın içerisinde gençlerimizin birçok bilgiyi donanımı okul dışındaki etkinliklerle de kazanmaları adına bu etkinliklere devam ediyoruz. Bize bu anlamda katkı sağlayan Üzümlü Kaymakamımız Sayın Fatih Bey'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel sıcak bir ortamdayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Dolu dolu geçti, dolu dolu geçti. Sayın Seyirciler, Türkiye Kızılay Derneği Erzincan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İsmet Polat, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kızılay Derneği Erzincan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İsmet Polat, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Polat, yaklaşık 9 yıldır hizmet vermekteyiz. 250 öğrenciye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz zihinsel, bedensel, yaygın, gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü şeklinde olan öğrenciler, 0 ve 50 yaş arası öğrencilere şu an hizmet veriyoruz dedi. Kızılay Rehabilitasyon olarak yaklaşık 9 yıldır hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 250 öğrenciye şu an hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimiz zihinsel, bedensel, yaygın gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü şeklinde olan öğrenciler 0 ve 50 yaş arası öğrencilere şu an hizmet vermekteyiz. Özellikle bedensel engelli ve yaygın gelişimsel, zihinsel öğrenciler ne kadar erken eğitim alırsak o kadar faydalı olduğumuzu gördük. Yaygın gelişimsel anlamda küçük yaşta özellikle 5 yaşından önce yaptığımız hizmetlerde ciddi şekilde sonuçlar elde etmeye başladık. Çocuklarımız daha sosyalleşmeye başladı. Toplumsal uyumları ciddi şekilde artmaya başladı. Öğrenme problemi olan çocuklar da yine okul döneminde değil de okul öncesi dönemde fark edip hizmet verdiğimizde o çocuklarımızın da
Okul döneminde hiçbir sıkıntı yaşamadan uyumlarının daha iyi şekilde olduklarını gördük. Zihinsel engelli çocuklarımız da yine. Bunlar normalde okul öncesi dönemde sıkıntı yaşamayan, okulda problem olduğu ortaya çıkan bireylerdir. Bu öğrencilerimiz de son derece uyum sağlatıp normal hayata dönmelerine yardımcı olduk. Yine özel öğrenme güçlüğü dediğimiz problemli öğrencilerimiz aslında bunların hiçbir problemi değil, sadece algılamalarında oluşan bazı problemlerden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Son derece zekiler özel öğrenme güçlüğü ya da yaygın gelişimsel problemi olanlar, sadece öğrenmede ya da iletişimde problemi olan çocuklar. Bunların da uyumları son derece iyi olan, uyumlarını son derece etkili bir şekilde sağladığımız öğrenciler. Yaygın gelişimsel, dediğim gibi iletişim problemi, özgül öğrenme güçlüğü daha çok öğrenmede sıkıntı çeker. Özel öğrenme güçlüğü, matematik ve akademik becerilerde sıkıntı oluşan öğrencilerimiz. Bunlara yaptığımız hizmetlerde de okulda daha hızlı öğrenmeye başlıyorlar ve başarıları artıyor. Normalde bazen insanlar tanı almalarından korktukları için bu çocukların sadece dikkat problemlerinin olduğunu düşünerek eğitim almalarını istememektedir rehabilitasyonlarla. Oysa bu çocuklarımızı özel öğrenme desteğiyle hizmet verdiğimizde hem okulda normal destek eğitim programlarından faydalanmaktadır, hem de burada birebir eğitimlerimizden faydalanmaktadır. Biz eğitimlerimizi haftada 2 saat şeklinde veriyoruz. Birebir 45 dakika bireysel eğitim, son 10-15 dakikada aileye verdiğimiz hizmetlerle eğitimimizi devam ettiriyoruz. Evden bu öğrencilerimizi alıp getiriyoruz. Kendimiz, deneyimli personelimiz vasıtasıyla getirip hizmetimizi veriyoruz. Tamamen tüm masraflar kurumun kendisi karşılamaktadır. Bunun karşılığında da devletin bireysel eğitime verdiği hizmet karşılığında bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır yaz Kur'an kursları hakkında bilgiler verdi. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır yaz Kur'an kursları hakkında bilgiler verdi. Karabayır 12 Haziran'da açılacak olan yaz Kur'an kurslarının kayıtları Haziran ayı başında başlayıp 18 Haziran'a kadar devam edecek dedi. Yaz kurslarımız 12 Haziran'da başlayacak. Bu yüzden bütün çocuklarımızı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. 3 dönem şeklinde 12 Haziran'da dersler başlayıp 18 Ağustos'a kadar da 3 dönem şeklinde kurslarımız devam edecek. Bu kurslarımıza kayıtlarımız da 1 Haziran ve 18 Haziran arası yapılacak. Başvurular, kayıtlar kabul edilecek. İnşallah bu yaz çocuklarımızı camilerimize ve kurslarımıza bekliyoruz. Sadece camilerimizde, kurslarımızda Kur'an-ı Kerim eğitimi ve dini bilgiler eğitimi olmayacak. İnşallah gücümüz yettiği kadar birçok sosyal faaliyetlerde de bulunarak hem oynayıp hem de eğitmeyi planladığımız güzel projelerimiz, programlarımızla Erzincan'ımızın güzel insanlarına, güzel çocuklarımıza bu hizmetimizi sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Erzincan'da Ramazan pidesi 1 lira 75 kuruştan satılıyor. Ramazan'ın vazgeçilmezi, fırından sıcak sıcak çıkan ve dumanı üzerindeyken satılan pideler Ramazan ayına ayrı bir renk katıyor. Ramazan ayının gelmesiyle fırınlarda her yılki gibi yeniden yoğunluk yaşanıyor. Fırıncılar ilgiden dolayı memnun. Erzincan Fırıncılar Odası Başkanı Cemalettin Coşkun, pide fiyatları Türkiye genelinde 300 gram 2 lira iken Erzincan'da 1.75 susamlı pide ise 2 liradır. Fırıncı esnafımız güzel pide çıkarıyor dedi. Ramazan'a ait pide konusunda her Ramazan'da Erzincan halkı olarak geleneksel olarak pideye ister istemez bilgi artıyor. Biz de her zaman olduğu gibi yine pide fiyatlarının da belirlenmesi amacıyla pidemize devam ediyoruz çıkarmaya. Pide fiyatları Türkiye genelinde 300 gram 2 lira. 2'nin üzerinde de oran yerler var. Fazla değil ama. Onun altında az da olsa yine rekabetten dolayı pide fiyatlarında düşüşler var rekabetten dolayı, ama tabii çok güzel fırıncı esnafımız şu an itibariyle güzel bir pide çıkarıyor Ramazan dolayısıyla.
halkımız rahatlıkla gidersini istediği yerde sıcaksızı alabiliyor. Müsaade olsunlar. Biz bu hizmeti elimizden geldiği kadar uyarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazanımız hayırlı olsun. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.